Herkese merhaba. Yoğunluk çok cepheli ve yoğun süreçlere alışıyoruz açıkçası Hazar'la ikimiz. Fakat birbirleriyle böyle iç içe geçmiş ve ardı arkası kesilmeyen bambaşka cepheler ve hepsi önemli hareketler falan gibi böyle olunca yoğunluğu çok daha yoğun hissettik. Yoğunluğu daha böyle bir intense hissettik, öyle diyeyim. Daha güçlü hissettik. Bu bahsettiğim kurumsal işi sonlandırmaya yakınız. Dolayısıyla kendimizle alakalaştığımız cephelerden biri olan işte bu KASP'la ilgili bir harekete geçeceğiz. 15'inde bahsettiğim konser için yavaş yavaş çalışmalara başladık. Bugün çarşamba, önümüzdeki hafta çarşamba günü sahne alacağız. Ve bu zamana kadar KASP'ın bütün sahnelerinde kullandığım sistemimden neredeyse hiçbir şey kalmadı bende. O zamanlar Elemorec kullanıyordum. Hem çok eski bulduğum için artık, yani teknolojisi tabii ki çok eskidi, taşıması zor olduğunu düşündüğüm için, ki biliyorsunuz dirsek sakatlığımdan dolayı Fransa'da da zorlanmıştım. KASP'ta her olası konserlerden bahsedildiğinde, işte sahneye çıkalım, şu gün sahne olabilir falan gibi konuşmalar geçtiğinde hep tedirgine geçerim. Çünkü taşımam gereken şeyler var. Elemorec kullandığım zamanlar bir kere şunu taşımam gerekiyor. Bu gerçekten ya belki de zamanında alabileceğiniz en doğru karar, MIDI kontrolörlerden bir tanesi. Bu aletle hemen hemen her şeyi yönetebiliyorsunuz. Çok eski 80'lerde epey ünlenmiş cihazlardan tutun çok modern cihazlara kadar her şeyle uyumlu çalışan bir MIDI kontrolör pedalı. Yani MIDI kontrolörler zaten uyumlu çalışıyor ama Voodoo Lab'in bu ground kontrolü kendi içerisinde bir sistem. Bunun rack ünitesi de var. Pedalları falan da bağlayabildiğiniz falan böyle güzel bir switcher sistemi de sunuyor. Fakat bu tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bunda ne ton var ne bir şey var. Sadece sizin cihazınızdaki tonlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir sistem. Yani aslında çok saçma. Bunu kullanmanın hiçbir anlamı yok. Fakat o dönem elimizde olan imkanlar dolayısıyla bunu kullanmadan sahnede tek tonla falan çalabilirdim. KASP gibi bir projede de klavye gibi böyle pad tonlarından tutun gerçekten işte klasik clean gitar tonlarına daha böyle efektli vurdulu kırdılı tonlardan o parçanın o kısmında uygun olan özel yazdığımız bir delay ile falan ya oh galiba satmak lazım. Bazı partisyonlar için özellikle yazdığımız phaser'lı, flanger'lı, koruslu, delay'li o parçanın o kısmına uygun olacak şekilde presetli çalışmamız gereken bir proje KASP. Dolayısıyla böyle bir şey şart zaten. Onun dışında şu kesinlikle şart. Bir volüm pedalı. Sahnede çok işime yarıyor. Ayrıyeten sadece çalmadığım zaman kapatmaktan ziyade bununla swell efektini falan da çok kullanırım. Hafif de bir şey değil. Bir de yer kaplıyor. Baksana yani kocaman bir şey bu. Ve tabii ki tuner. Elemorec'in üzerinde tuner var fakat her sahnede Elemorec'i dibine koyamıyorsun. Büyük sahnede çaldığın zaman turuncu falan bir şey gözüksün de istemediğim oluyor. Dolayısıyla her zaman önümde tutmuyorum ve yani pedal board'umda bir tane mutlaka tuner olması lazım. Ben bir de her zaman açık tutmayı seviyorum tuner'ı. Yani sürekli çaldığım partisyonlarında tuning'ini kontrol edebiliyorum bu aletle. Bu durumda ben bu ikisini beraber kullanıyorum aslında. Şunun tuner rahat çıkışından buna bağlıyorum. Bu işte her zaman açık bir şekilde çalışıyor ve işleri götürüyoruz. Tabii bunların yanında taşıdığım envai çeşit kablo, bağlantı aparatları, power zımbırtları falan yani sonsuzluğa kadar gidiyorum. Ve aynı zamanda Elemorec'in de iki rack alanı kapladığında düşünürsek ve hafif de bir şey olmadığında düşünürsek en az 4 hatta belki 6 U1 rack çantası içerisinde tüm bu malzemeleri taşımam gerekiyor ki Türkiye dışında bir yerde çalacaksak tüm ülkede ve şehirde ne nerededir hiçbir fikrim olmadığı için yedek tel, pil, gitarın ayarını yapacağım alet her şeyi taşımam gerekiyor. Yani bunun sonucu gerçekten dirseğe bir MR çekelim diye bir istek olabiliyor. Dolayısıyla artık bunların hepsine hoşça kal deyip Elemorec'i elden çıkardım. Parasal bir değeri çok olduğunu düşündüğümden değil ama elden çıkarıp artık hayatıma devam etmem gerektiğini düşünerek bu arkadaşı edindim. Yani bu aslında içerisinde hem Elemorec'i hem tuner'ı hem de volüm pedalını barındıran bir Elemorec'imsi bir alet. Line 6 Helix, bu bildiğimiz Helix'in yerde kullanılan modeli. Çok kullanışlı, biraz daha future proof. 2015-2016 yılında falan galiba piyasaya çıkmıştı. 6 senesi falan var en az. Elemorec en az 10 sene kullandığımı düşünürsek. Ve aldığım zaman Axefix falan ortalığı darmadan etmişti. Dolayısıyla bunun en az bir 20 senesi var. Yok artık şey yapacağım ya. Yani baktım daha iyisi çıktı, daha kullanışlı çıktı. Görüşürüz diyeceğim yani. Bunu kullanma amacım şu. Bir kere çok fazla in and out var bunda. Yani bununla sonsuz routing yapabiliyorsun. Aynı zamanda bir ses kartı. Elemorec de ses kartıydı fakat yeni MacBook Pro'larla falan çalışmıyordu. Dolayısıyla olur da sistemi güncellemeye çalıştığın zaman Elemorec yine seni geride tutan bir zayıf halka oluyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bu son model bilgisayarlarla dahi çalışıyor. Send return'ı var. 4 tane pedal bağlayabiliyorsun buna. Mono olmak üzere. Stereo bağlarsın 2 tane bağlayabiliyorsun. Yani kullanacağımdan değil ama şımarıkça isteklerimizi sunabileceğimiz ve bunu karşı alabileceğimiz KASP sahnelerinde ekstra değişik efekt pedal ya da böyle rack üniteleri falan kullanabileceğim, bununla yönetebileceğim bir sistem. Vokal de sokabiliyorum buna aynı zamanda. Birkaç sinyal routingini de aynı anda götürebiliyor. Tuner'ı muhtemelen bundan kullanacağım. Her zaman açık olmasını seviyorum ama çantamın ağırlığına, yanıma alacağım eşyaların durumuna göre belki tuner'ı da alırım. Kenarda durur o da. Volüm pedalı almama gerek yok. Bunu volüm pedalı olarak kullanacağım. Bazı parametrelerin
yönetiminde bunu atayabilirim. Mükemmel bir senaryoda açıkçası şu ikisinden çok da vazgeçmiyorum. Yani volüm pedalı, wah pedalı ayrı olarak sabit tutuyorum. Tuner'ımı ayrı sabit tutuyorum. Freak out'u mutlaka ayrı sabit tutuyorum. Onun dışında bu expression pedal olarak kullanılıyor. Preset'e göre atadığım herhangi bir efektin ya da bir amfinin, pedalın herhangi bir parametresini bununla kontrol ediyorum. Bu benim hani en rahat olduğum, belki bu eşyaları kendim taşımadığım bir senaryoda falan kullanmayı hedeflediğim bir sistem. Kendi albümümün canlısı olursa da aynı sistem bu şekilde kullanmayı tercih ederim. Her şeyi ben taşıyacaksam, İstanbul dışında, Türkiye dışında bir konser olacaksa ve hani yollarda geçecekse bu iş, bunun bir tane çantası var. Çantasına koyuyorum. Yanıma da gitarımı alıyorum. İşi bitiriyorum. Normalde KASP sahnesinde yaklaşık 75 dakikalık falan bir set çalıyoruz. Hiç durmadan çalıyoruz. Parçadan parçaya direkt çok böyle temiz bir şekilde geçiyoruz. Set için planlamamız ve aranjmanımız ayrı oldu. Yani albüm ve single'lar için yapılan parçaların dışında set için ayrı bir aranjman, ayrı bir prodüksiyon yaptık. Orada klavye çaldığım birkaç yer vardı. Tüm bu ağırlıktan kurtulmuşken dedim ki yani acaba klavyeyi de mi bir şekilde sallasam? Çünkü bu hani Helix'in enteresan tonları var. O benzer pad tınılarını bu aletten almaya çalışacağım. Bunun için birazdan oturup tüm KASP'ta kullanacağımız, setinde kullanacağımız tonların en azından bazını yapacağız. Şimdi birazdan Hazar'ın yanına gideceğim. O da KASP setini şöyle bir üstünden geçiyor. Biz tabii Ömür ben Hazar olduğumuz için 3 kafayı yemiş şekilde inceleyip sık dokuyan karakter. KASP'ın neredeyse her provasını kaydediyoruz. Ve o kaydettiğimiz prova üzerinden ya canlı mix yapıyoruz, ya gitar tonlarına revize veriyoruz, ya piyanoyu farklı konumlandırıyoruz belli partisyonlarda. Eskiden piyanoyu da kendimiz taşıyorduk. Onu da daha kolay hareket edebilelim diye iptal ettik. Çalacağımız sahnelerden rica ediyoruz. Dijital piyano veya muadili iyi bir workstation bize sağlanıyor. Mümkün olduğu kadar travel party'yi az kişi yapıp verimlilik kasmaya giden bir hareket. Şimdi ben bu çocuğu alıyorum. Geri kalan bütün yükü bırakıyorum. İçeri geçiyorum. Hazar'la oturup biraz böyle oyun oynuyoruz. Alt tere geç. Daha da zor geliyor. Hazır mısın? Geldi bir dakika. Tamam, rahat atıyorum seni şimdi. İşte KASP'ta kullanmayı planladığım ton. Bana sıfır birin gücünü gösteremezsin ya. İlemon Rek'ten sonraki bu FX konusunda ne düşünüyorsun? Çok farklı değil mi ya? Ya aslında iş çıktı biraz. Şimdi onları hepsini kullanmamız lazım ya. Yani... Öncelikle 4 tane ton yazmamız lazım. Tabi bunların çeşitlemeleri var. Bir tanesi jenerik bir clean ton yazacağız. Bu clean ton nispeten David Gilmour'umsu böyle line'ler için falan uygun olabilecek. Michael Jackson'ın clean gitar tonlarına benzer de olması lazım. Dolayısıyla değişik kompresör ayarları ve delay reverb ayarları lazım. Sonra bir tane böyle bir pedimsi, sintimsi bir ton lazım. Muhtemelen reverb'ün mixinin full olduğu, gitar sesinin neredeyse duyulmadığı falan bir ton değil mi? Şey, amfiye nedir reverb verdiğim? Amfiye. Stereo delay'li falan bir ton. Bir tane reverb pedalı gibi bir şeyin amfiye gittiği. Yani normalde sinyal amfiden çıkıp reverb'e girer. Biz reverb'lü sinyali amfiye gönderdiğimiz ve bunun böyle patlama sesine benzer şeyler yaptığı bir ton yazmamız lazım. Eleven Rack'te çok sıkıntılıydı bu. Sinyali sadece tek başına yapabiliyordun. Yani tek bir sinyal oluyordu. Sadece yer değiştirebiliyordun efektleri. Bunda öyle değil. Bunda bazı efektleri paralel, bazılarını seri yapabiliyorsun. Aynı zamanda burada böyle synth efektli şeyler var. 4 osilatörlü jeneratör, 3 osilatörlü synth, simple pitch. Yani bu şey demek. Türk filmlerinde görmeye alıştığımız pitch, 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 simple pitch. Yani o küçük pitch demek. Oldu mu? Olmadı mı? İşe yaramadı. Tamam. Bu da vahim pitch. Yani çok kötü durumda bu. Şu an baya sülfür koktu ya. Lan şeytani yani bu. Filtre diye bir şey var. Hı-hı. Mutant filtre.
V-Tron. Aa, bunlar falan olur. Tron şey up, Tron down, onlar çok güzel. Evet. Seeker'ı biliyorsun zaten. Gıdıdıdıdıdı falan yapıyor. Yani. Tabii şöyle bir şey var. 3 kişi çalıyoruz sahnede ama 3 kişilik çalmıyoruz. Hazar piyano çalıyor. Piyano neredeyse bütün ses şeyine hakim bir enstrüman. Sesçilerden duymaya alışık olduğumuz "Moruk o kadar pesleşecek misin ya?" gibi sorulara cevabı genelde evet oluyor. Ses spektrumun her yeri çok dolu. Özellikle ömürün kısımları da bir yandan sub geliyor, bir yandan kickler, ziller, miller falan her tarafı dolu. Aslında çok da bir alanı yok. Dolayısıyla çok iyi kompreslenmesi, iyi EQ'lenmesi lazım. Bu gig için benim yapmam gereken tonlarımı çok iyi yazıp zamanında kaydettiğimiz bir prova projesi bu. Buradaki gitar tonları dışındaki her tonla uyumuma bakacağım. Ona göre tonları yazacağız, yenileri yazacağız, düzenleyeceğiz. Böylece en azından provada yani %60 kaliteyle en azından başlamış olacağım. Daha sonra çalarken duyumumuza göre, oradaki hissimize, isteğimize göre belki yine revize ederiz tonları. Değil mi? Aynen. Şey görümce bu. Düğündeki hafif utanarak dans eden görümce. Şu an henüz bir amfi açmadık, hala oyun oynuyoruz. Tamam, önce bir amfi açalım. Oh. Eleven Rack kullanırken kullandığım Clean Tone amfisi Vox'tan bozma bir amfiydi. Kullandığım gitar da Epiphone'un bir caz kasa gitarıydı. Bana öyle ters ses bakma. Öyle bozma ne? Tam kullanalım hocam lütfen. Nasıl? Tam kullanalım. Ay ama şey yani, ayama yani. Hocam ex-kakol çalmayalım. Eleven Rack'in tonu. Şimdi burada Tweed Blues falan var, Voltage Queen falan. Tabii buradaki isimlerin hiçbiri gerçek amfi isimleri değil. Deluxe Reverb gibi böyle bir tonlu. Niye amfi kabin yapmadın? O zaman amfinin kendi kabinini koyuyor. Belki biz farklı kabin koymak isteriz. Ama genelde bunu yaptıktan sonra gidip tekrar kendi kabinini seçiyorum abi. Böyle gerizekalı bir hareketim var. Çok iyi değil mi? Boşuna slot harcamasın ya. Harcısın mı? Ya harcamasın. Net harcamasın. Ayrı bir ayarını bir şey yapacak mısın? Yani çok yapmayabiliriz. Bizim olayımız aslında şey ya. Amfiden sonraki kısım. Evet. Ya da önceki kısım. Şunu bir seçelim. Evet, amfimiz var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video o kadardı. Bir tane clean tone yazdık. Fender vari bir amfiyle başlamıştık. Sonra Matchless'a geçtik. Çünkü Matchless daha pahalı. Dolayısıyla daha iyidir diye düşündük. Şimdi Snapshot diye bir özellik olduğu için burada yazdığımız herhangi bir efekti veya amfi kabin kombinasyonunu fotoğrafını çekmişsin gibi bastığın zaman birçok şeyi aynı anda değiştirebiliyorsun. Mesela şu amfi sisteminde iki tane reverb'üm var. Bir tanesi daha standart amfi reverb'üm gibi. Bir tanesi daha ambiyans reverb'ü gibi. Mesela şu an amfi reverb'ü gibi olan tondayız. Bastığım zaman bu reverb kapanıyor, diğer reverb açılıyor. O da şöyle bir şey. Tamamen aynı amfideyim. Hatta bu tail devam ederken değiştiriyorum. Tail devam ediyor hala. Reverb kapandı. Çalmalarını biliyorum. Bunu delay'lerde falan da kullanabiliriz. Ya da diğer böyle zaman tabanlı efektlerde. Sanki 80'lerin o böyle çok büyük racklerini falan kullanıyormuşuz. Amp switcher'larını veya işte rack mixer'larını falan kullanıyormuşuz gibi oluyor. İşte biz de böyle katakulilerle sonra işte böyle. Şöyle bir EQ var, bir kompresör var. Bunlar stüdyo, EQ stüdyo comp diye geçen sistemlerden. Çok önemli değil ne olduğu. Bir tane overdrive var ama overdrive sadece level'ı arttırıyor, sinyal level'ını. Herhangi bir gain falan eklemiyor. Yani fiziksel olarak ekliyor ama aslında eklemiyor. Bir matchless amfi var. Reverb sistemi. Şu an çok basit yani hikaye. Güzel. Devam edelim. Şimdi çok güzel bir reverb'lü, delay'li falan bir sistem kurduk ama şu an buradaki pitch, synth ve filter efektleriyle biraz oynuyoruz. Çok saçma sapan yerlere gittik. Bayağı Steve Vai oldum ben. Lucky Charms çalabilirim bunda. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi burada -12 ve +12 şeklinde sistem var. Mesela bunu açtığımız zaman ve bunun da mixini eldeyiz şu an. Şu an eldeyiz ya mesela. Böyle çal bir. Hani böyle bir sistemimiz var.
Sonra ayakla açarsın. Gibi bir şey. Neden yani alacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani sadece... Niye böyle bir şey yapıyorsun? Because I can yani. Anladın mı? Tamam, bir tane de böyle yapalım Snapchat. Ne olacak ki? Snapchat. Soundscape'lerimiz var aslında 3 tane. Orada yaparsın. Soundscape'ler de yapabilirim, evet. Yani oynarsın. Tamam, sen o zaman onu... önce şey yapalım ya. Önce hakikaten temel konulara gidelim. Ondan sonra... Şımardık. Şımardık. Ya ben şımardım. Şımarıklığımızı yarın öbür güne bırakalım. Tamamını geçiyorum ben. Snapchat 1'de... bir bu volume pedal olarak çalışıyor. Ondan sonra bir EQ, bir kompresör, bir overdrive, amfi, delay ve bir tane reverb ile devam ediyoruz. Biz sona bir tane limiter koyduk. Böylece ben ne yaparsam yapayım ömürü geçemeyeceğim. Şu an tabii sesimiz biraz kısık. Çok geç oldu, yorulduk. Şöyle bir ayarlama yaptık. Bütün bu snapshotlar içinde 2, 3 şöyle şeyler değişiyor. Mesela şöyle yaptığım zaman pre-delay'im düşüyor, decay'im düşüyor, mix'im düşüyor. 3'ü aldığım zaman mix'im artıyor, level'ım düşüyor, pre-delay'im ve decay'im artıyor. Nispeten ambiyans bir ton sağlıyor bu da bana. Şu an 3 tane ton neredeyse hazır. Bir de 4. bir ton yapacağız. O da böyle gibi bir şey olacak. Bu 4 tonla ben bütün kasp setini çalıyordum. Şimdilik bunu hazırlayacağız. Ondan sonra artık işin muhtemelen eğlence kısmına gelecek. Önümüzdeki haftaki videoda siz kasp provasını nasıl alıyoruz? Sette neler çalıyoruz? Nasıl bir görev dağılımı yapıyoruz? Bunları göreceksiniz. Bunları göstereceğim. Sonraki haftadaki videoda da ise biz konsere nasıl gidiyoruz? Orada nasıl çalıyoruz? Backstage'de ne oluyor falan gibi şeyleri aktaracağım. Biraz eğlenceli bir, heyecanlı bir süreç bizim için. Umarım güzel olur. Son halini yapıp tonun son halini yapıp kalkıp gideceğiz biz de. Yorulduk. Açız. Çişimiz geldi. Acıktık, üşüttük. Çişimiz geldi.